Oradan bilirim yani çoğu şeyi. Sana Faruk. Buyur. Ya biraz gümüş muhabbetinden biraz balık muhabbetine geçelim. Şimdi balık zamanı. Evet bol. Senin çocukluğunda böyle bol balık var mıydı abi? Ooo. Neler vardı o zaman? Hepsi vardı. Ne yoktu ki? İçinde balık vardı. Kofara. Kofara olmaz olur mu ya? Kofara, lüfer. Torik. Tabii torik. Ama torik yenmez. Torik şeye gider. Fabrikaya. Ne fabrikasına gidiyordun? Son balık. Heee. Torik şey büyüyor mu? Palamudur büyüyor mu? Palamudur çok büyüyor. Çok büyüyor. Onlar son balığı olsun diye. Yani son balığı... Pardon ben bir şey diyeyim mi? Bunu yaparız. Fabrikaya giden orkinoz değil mi? Tonlar mı? Orkinoz daha mı büyüyor? Orkinoz'un en babası. Palamudur. O da yakalayamazsın ki be abi. He? Yakalayamazsın. Onu ağla yakalayacak. Yok ağa. Onun da şeyi var. O da onu da şey yakalıyor olta. Ama olta mı onlar oltalarını? Onların oltaları. Bir ben kere oltayla yakaladığın ton balığını motora alamazsın. Canlıyken. Onu vuracaksın. Zıkkınla. Zıkkın zıkkınlıyorlar mı? Ne abi? Zıkkına kuyruğundan bağlayacaksın, çekeceksin. Zaten belgesellere falan seviyoruz ya. Evet. Bravo. Zıkkın, aynen. Halatı kuyruğuna atıyorlar, çekiyorlar. Çekiyorlar. Ondan sonra iç yağına bakıyorlar. Yağlı mı, kalın nasıl falan. Ona göre değerlendirme yapıyor. Uskumru nerede abi? Kayboldu. Uskumru nereye gitti? Nereye gitti? Uskumru... Var ya, var. Uskumru daha yağlı değil mi? Daha yağlı. Kolyos, Uskumru, o değişik bir familya ama çok on numara. Ama sonra Kolyos'u Uskumru diye alır. Ya işte onu bilmiyorum. Ama var ya lopeti vardır ha Uskumru. Onu yıkaklar için Uskumru var. Tabii Uskumru. Bir tarafı onun kafere gidiyor, biliyor musun Hafif? He? Uskumru, bir tarafı kafere gidiyor. O kahverengi yeri, en vitaminli yeri. Evet, biraz ekşidir ama. Acımsı. Ay bravo. Onu içemem de ya, acı diye. Abi en vitaminli yeri. En vitaminli yeri. Tabii. Kahverengi olan yeri. Bundan sonra yiyeceğim onu kardeşim. Yani. Bulamazsın ki. Bulurum. Dikkat et, o şeyde de vardır. Biraz palamutta da vardır. Evet, var. Az bir şey, çok az. Palamutta az bir şey vardır. O en vitaminli yeri abi. Atma abi, ye. Bir de ben şey gözünü bir de kafasını yiyorum, beyni çok iyi. Yenmez o, ebilir. Ebilir evet. Ebilir, yenmez o. Sarı kanatın veya lüferin. Evet. Lüferin yalaklarından alacaksın, evet. Kürek gibi tırlarla böyle, ondan sonra da ebileceksin. Vallahi bilmiyorum. Doğru diyorsun. Söylenti mi, ben bilmiyorum da yani onun yanağıyla, lüferin yanağıyla bir ufak bir şey adamlar varmış. Yani. Var tabii canım. Evet. Yani. Emir Akbar'ın şimdi palamutu aldık. Sonra ne yapacağız abi? Abi bak ben sana anlatayım mı? Eyvallah. Güzel bir tarif vereyim ben sana. Dün neler yapacağız? Doğru. Dün ben yaptım mesela. Tamam. Sarımsak var mı evde? Var. Tamam. Baş köprü hem de. Baş köprü. Tamam. Dün ben yaptım abi. Bir tane aldım. 1 kilo 100 gramlık palamut. Evde onu ben kestim. Temizledim güzelce. Tencerenin teflonun dibine. Lafını kesiyorum ama keserken bıçak kör olmayacak. Girdiysin araya. Evet aferin. Keskin bıçak olacak yani bana zarar vermesin. Tabii. Tencerenin dibine abi soğan. Soğan. Kuru soğan. Kuru soğan. Tık 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 tık. Tık tık tık. Patates. O da şey yuvarlak yuvarlak halka. Halka halka patatesler. Biraz büyük. Yani şöyle. Yakalarak... Ondan sonra kapya biber, yeşil biber. Ha, o senin isteğine bağlı yani. Sarımsak. Bak o senin isteğine bağlı. Yani isteğe bağlı ama bu benim tarifim yani. Dün yaptım hatta. Defne yaprağı. Domates, kabuklarını soyacaksın. Ama defne yaprağını balığın üzerine koymaz mısın? 3-2 tane ne kokusunu alıyor. Ha. Kokusunu alıyor. Kokuyu almak için bir püf noktası daha vereceğim ben. O defne yapraklarını kenarlara koyacaksın. Tamam mı? Ondan sonra balıkları diz. Soğanın şeyin üstüne. Tamam. Bütün malzemeleri de attın içine. En üstte domatesleri. Ne yapıyorsun? Limonun kabuğunu soydun mu abi?
3-4 tane limon kabuğu. Bolca, bolca. He? Bolca maydanoz. Ya o üsteye bağlı. Bolca diyorsun. Bolca maydanoz abi. Tamam mı? Bir kupa bardağı zeytinyağı. Zeytinyağı dökeceksin. Bir kupa bardağı su. Ilık su. İçine biber salçası, domates salçası, karabiber. Ama bunlar üsteye bağlı. Bunlar özel tarif abi. Tabii. Karıştırıyorsun abi. Onu da balığın üstüne döktün mü? İlk önce harlı ateş. Mal kaynamaya başladı mı? Kısa abi. 50 dakika sonra kapa. Zaten balığı yüklüyordur balığı. Çok çabuk. Böyle tereyağı sürüyorlar. Kırmızılar gibi olsun balığa. Öyle bir şey var. Vallahi yok. Ben dün birkaç parça şey attım içine. Çınarcık'tan getirdiğim tereyağdan attım. Ha. O acayip bir lezzet verdi. Ha pardon. Kızım İtalya'dan şey getirmişti. Kuru biber getirmişti. Acı iki yiyemezsin yani. 3 tane attım ondan. Kurumuş böyle. İyi de babacığım o isteğe bağlı. Sen ya, seviyorsun. Tamam. Sen bir yanma. İsteği seviyorsun. Abi acı. Bak şimdi. Abi bu benim anlattığım tam benim yaptığım tarifi tabii. Sarımsak. Özel palamut tarifi. Şimdi bak. Sarımsak seven olur, sevmeyen olur. Evet. Dün ayıp söyledi çocuk kebap yiyordu. Evet, biber abi. Dedim biber vardı. Acı olmasın oğlum dedim ki benim çocuklar acıyı sever. Evet. Çocuk aldı biraz zehir gibi. Ben yedim bana normal geldi. Şimdi ama sevmem var, sevmeyen var. Evet. Yani abartmış olmayayım mesela ben bazen o kerevizin saplarını bile koyarım. Ha yani. Kereviz sapık olur. He. Bak. Abi bir de bir şey diyeceğim şimdi balığı yaptık yanındaki salatayı tarif etmedim. Bir de yanında bir aslan sütü falan o, ne olacak? Zaten ya? O aslan sütünü yapmazsan o palamut hüngür hüngür ağlar abi. Palamut için salata diyeyim ben sana. Yani hüngür hüngür ağlar. Ya kıvırcık salatası. Ya da mevsim salata turuk, abi. Turuk. Veya roka. Roka zaten. Evet. Doğranmaz olur roka. Abi peki şeyi unuttun abi. Kırmızı soğanı unuttun. Orası bir şey olur. Bulmak zor. Her mevsim olur. Var var. Yani var. Tam bir mevsim var. Abi. Yeşil soğan da güzel olur. Yeşil soğan olur. Tere olur. Roka olur. Hayır. Roka turuktur. Turup. Tamam. Turup alacaksın abi. Doğrayacaksın öyle. Yağlı sirkesini atacaksın. Soğan diyor ya, soğan da kes, onu öyle diş ya. Peki lüfer mi palamut mu abi? Lüferi geçemezsin. Lüfer abi. Balıkların aslanı diyorlar. Yok, aslanı değil de yani. Kralı nasıl aslan? Bu da denizlerin. Kim? Lüfer'in abisi var. Kim? Kopalı. Ama onu artık şimdi, kataloglarda görüyoruz abi. Kopalı mı? Şimdi bak, abi. Şöyle bir şey var. Buyurun abi. Dün bu yemeği yaparken evde bekarımızda, hanım çocuklar şeyde. Yazlıktalar. Karnım da acayip aç. 12 dilim çıktı abi. 12 dilim. Hani derler ya pişiren doyarmış falan. Yemin ediyorum sana. Bitirebildin mi 12 dilim abi? 2 dilim zor yedim ya. Ama niye 2 dilim yedim? Sor bakayım bir de kardeşime. Şey kokusu. Ya bırak da abi birkaç türlü içelim. Şimdi yani. Şimdi tamam bak tabağına koydu mu bu yemeğe? İki dilimi koydu değil mi? Rakıyı da koydu mu? Şimdi balığı ben lop lop yemez mi? Yemem yok. Azar azar. İçince de ayet tabi. İçince de işler yaparken de biraz gidiyor. Ondan sonra tam gidiyor. Böyle şeylerde bir kafada iyi muhabbet arkadaşı olacak. O zaman iki büyük içersin ya. Orada şimdi mesela. Kalkamasın orada. Biz şimdi Zarı Usta'yla oturalım. Eskiden ama şimdi değil. Şimdi değil tabi yani. Otururduk. Ne yaparız abi bir gün? Artık yaşlandık abi. Adaya gideriz abi. O Metin'in arkaya. Tamam da o. Uyar abi. Alırız oradan malzememizi, rakımızı. Balık olmaz da et olur abi. Tavuk. Alıyorsun malzemeni. Rakını. Biz eskiden bak. 15-20 sene evvel ben o zaman 40 yaşlarındaydım. Bu da 37-38 yaşlarında. Bu saatte rakıya başlardık. 2,5 var mı? Evet. 2,5 tamam.